Karahisar'ın o meşhur konaklarından birindeyiz. Peki neredeyiz? Çekiçler Konağı'ndayız. Bu güzel atmosferi, bu atmosferi yaratan o güzel eşyaları nereden getirdiler? Daha sonrasında bu atmosferi yaratmak için fikir nereden ortaya çıktı? Bunları Mahmut Bey'e soracağız. Bakalım Mahmut Bey'in aklına neler geldi, nasıl geldi ve her şeyden önce turizme kazandırmak için burayı nasıl kurdu? Mahmut Bey'e soracağız. Efendim, bu güzel konakta, bu güzel şark köşesine oturduk ve yanımızda da tabii ki Mahmut Çekiç var. Bizzat bu konağın sahibi. Efendim, ilk önce sizi tanımak isteriz. Kimsiniz? Nereden aklınıza geldi? Tabii ilk sonrasında konağa da geleceğim ama öncesinde sizi bir tanıyalım. Ben Mahmut Çekiç. Afyon Karahisar doğumu büyüme. Afyon'umuzun yöresel ve kültürel ürünlerini dış milletimize tanıtmak, çevremizdeki bütün görmüş olduğunuz eski eşyalar olsun, koleksiyonluk eşyalar olsun, çevremize, içimizden, dostumuzdan, ihalelerden, dış illerden aldığım malzemeler. Eskiye dayanarak kültürlerimizi yaşatmak ve tanıtmak istiyorum. Afyonumuz biraz bu kültürel konuda geri kaldı. Ama yine de iyi, telefilimiz falan yapılırsa daha güzel olacak. Turizm açısından eskiye yönelik biraz daha hareket oldu. Konaklar talep gördü. Eski Türk kahvesi olsun, eski ninelerimiz, dedelerimiz kullandığı şark köşeleri olsun, bunları Afyon merkezde konaklarımıza yine yeniden hayata geçiriyoruz. Herkesi de bekleriz. İnşallah daha iyi olacak. Gerçekten şimdi öyle bir yerdeyiz ki değerli izleyenlerimiz, her köşesi ayrı bir detay, her köşesi ayrı bir tarih diyebiliriz. Evet. Şimdi az önce sizinle konuştuğumuzda da çok güzel ifadelerde bulundunuz. Dediniz ki halıları Antep'ten getirdim, evet. Koltukları farklı ilden getirdim. Televizyon köşesini Ankara'dan getirdim, evet, dediniz. Evet, yani ben öğrenmek isterim. Nereden aklınıza geldi? Nereden esti bunları getirmek, böyle bir ortamı kurmak? Ya çok il geziyoruz. Geldiğimiz illerde Bursa olsun, Eskişehir olsun, oralarda gördüğümüz konaklardan esinlendik. Afyonumuzda da böyle şeylerin olması gerekli şey. Geri bile kaldık aslında. Oradan yola çıktık. Biz de yaparız eski eşyalarımızı. Eski yöresel, kültürel annemizin, dedemizin, ninemizin kullandığı eşyaları gün yüzüne çıkardık. İnşallah daha da iyi olacak. Gelen dışarıdan misafirlerimize olsun, turizme gelenler olsun, tanıtım yapıyoruz. Afyon'un eski resimlerini. Çok da güzel bir kahve geldi. Şimdi burası, değerli izleyenlerimiz, buranın en ünlü içeceği. Yani buraya gelenlerin içmesi gereken şey Türk kahvesiymiş. Hem de böyle güzel bir İçmeden sunumla geliyor. Aynen öyle. Mahmut Bey içmeden kimseyi de göndermezmiş bu arada. Biz de bu güzel kahveyi sizlerin hatırına içeceğiz birazdan. Efendim, peki gelenler nasıl bir ilgide bulunuyor? Yani onların şaşırdıkları bir durum oluyor mu? Ya da şaşırıyorlarsa en çok neye şaşırıyorlar? Ya gerçekten milletin çok ilgisini çekiyor dışarıdan. Yani gelip de böyle yerlerin birden içeri girip de görmeleri şok oluyor. Hep eskiye 80'li 90'lı yıllara gidiyorlar. Evet. Annesinin, babasının, dedesinin kullandığı eşyaları görünce çok merakla ve mutlulukla, kimi duygusallık yaşıyor. Kesinlikle. Diyor ya, diyor, bu annem merdaneli çamaşır makinesinde bizim yıkardı diyor. Elbiselerimizi. Şömineyi kuzinede yemek yapardı diyor. Kuzineyi görüyor. Duygusal anlar da yaşanıyor. Eskiye 80'lere 90'lara gidiyorlar. Evet. Ne mutlu bize bunları tanıtabiliyorsanız, Afyon'umuzu reklam yapabiliyorsanız. Peki efendim, şimdi her tarafa ayrı bir şey demiştim zaten. Evet. Şimdi de ilgimi tesbihler çekiyor. Birbirinden farklı tesbihler görüyorum. Ve biliyorum ki birçok vatandaşımız da böyle bu tür, evet, şeyleri hem sürekli olarak biriktirirler ve biriktirdikçe de anılarını da biriktirirler aslına bakarsanız. Sizin nereden aklınıza geldi ve nereden aldınız bu tesbihleri? Bizim dostlarımız dert çekme, tesbih çektiler her zaman. Ne güzel demişler, değil mi aslında? Tabii tabii. Gelen arkadaşlarımız olsun meşkeyle, evet, elinde. Değerli çok tesbihlerim var orada, hediye edilen. Evet. Hediye gelen. Allah razı olsun herkesten. Yöresel olarak da işte biliyorsun, Türk erkeği tesbihi sever. Tabii. Erkekliğin tabii bir simgesidir. Doğru. Daha demin dedim yani, meşkeyler zaman geçirir. Hı hı hı. Ortağı tesbihtir derdi ortağı.
Biz de ondan algılandık. Hediyelerimizi oraya taktık. Evet. Allah razı olsun. Hem hediye diyoruz hem hediye alıyoruz. Peki efendim. Yaşatıyoruz böyle. O kesin zaten. Çünkü her tarafa ayrı bir kültür demiştim size. Gerçekten de öyle. Şimdi eski bavullar görüyorum, küpler ben görüyorum. Ve her şeyden önce, az önce siz de söylediniz, kuzuneyi görüyorum. Eskiden anneannelerimizin evinde olmazsa olmaz, hatta yemeklerin lezzetine lezzet katan bir sobaydı bu. Aynen, kuzuneler. Efendim peki bunları kurmak, buraya getirmek nasıl aklınıza geldi? Ya 3-4 senelik bir zaman aşımımı aldı doğrusu. Önceden de bir konuğumuz vardı. Burası cadde üzeri olduğu için buraya taşıdık. Eskilerimizi dedim ya, Antep'ten halımızı, koltuk takımlarımızı Yalova'dan getirdim, Gölcük'ten. Çoğu ürünleri köylerden getirdim. Mesela eski irmikler olsun, güveçler olsun, demlikler olsun. Bunları tek tek topladım. Gerekirse paramla aldım. Gerekirse eşten dosttan hediye geldi. Afyonumuzun, yani tanıtmak çok güzel bir duygu. Kesinlikle. Gerçekten eskilere gidip de millete eskileri yaşatmak burada. Hı-hı. Bir Türk kahvesi eşliğinde. Hele dışarıda gelen çok vatandaşın dikkatini çekiyor. Evet. Yani halılar olsun, dokumalı, kilimler, kök boyalı, bayat kilimleri. Çoğu şeyi tek tek yaptım. Şimdi kök boyalı bayat halısı dediniz. Bayat deyince ilk akla gelenlerden biridir o kilimler. Özellikle de kök boyalı kilimler. Tabii annemizin bitkilerle aldığı o boyaları, özlü boyaları, halı dokumasında yaptıkları elle işleyerek, hı hı, bizim için de çok değerli. Maneviyeti daha fazla annelerimiz elinden geçtiği için. Kesinlikle. O yüzden bazı halılarımızı duvarlara dakarız. Yani el ayak altına koymayız. Peki efendim, size ortalama ne kadara mal oldu buradaki eşyaları getirmek, bu atmosferi yaratmak? Ya mali değerinden fazla, tabii maliyet önemli. Ama net bir fiyat veremiyorum. Niye dersen, ya o kadar ürün aldım ki. İnanır mısın, 5 senelik. Biraz da siz anladığım kadarıyla bu işi sevdiğiniz için. Yani parasal olarak görmedim. Peki. Ne varsa o günkü durumum niyetliyse onu aldım yani. Zevkhane. Sizi ne çektiyse aslında aldım. Bakarsanız burada bulmak mümkün. Hepsi var ya. Kaymak, süt makinesi, hepsi var. Evet. Eskiye dayanıp olmayan bir şey yok. Hı-hı. Bütün eski ocaklı ütüler var. Efendime söyleyeyim. İyi kötü görmüşsünüzdür, dikiş makinesi elde dikilen, lüküs. Yani bir türlü elimizden geleni yaptık. Ama işte diyorum ya, inşallah Afyonumuz için çok iyi olur. İnşallah efendim. Şimdi kahvelerimizi daha fazla soğutmayalım. Çekiçler Konağı'nda olmazsa olmaz. Aynı. Mutlaka da olması gereken ve herkesin de içmesi gereken o güzel 40 yıllık hatırı olan kahvemizi içelim. Buyurun. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, vallahi biz 40 yıllık hatırı olan kahvemizi içtik. Birazdan Ali Bey'e de mikrofonlarımızı uzatacağız. O da buranın bir büyüğü. Bu konağın aslına bakarsanız olmasındaki, bu atmosferin yaşanmasında ve pek çok malzemenin de buraya gelmesinde emeği geçen önemli bir isim. Ona da mikrofonumuzu uzatacağız. Bakalım o neler bize söyleyecek. Şimdi kahvemizi içmeye devam edelim.
Evet değerli izleyenlerim, şimdi yanımızda Ali Çekiç var. Evet Ali Bey, siz de tanımak isteriz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ali Çekiç. Eski belediye meclis üyesi Ali Çekiç. Buramızın Allah'ın izniyle kendi yerimiz. Kullanıyoruz misafirhane olarak. Gelen misafirlerimize eski tarihi şeylerimizi tanıtmak amaçla kullanıyoruz. Efendim gerçekten eski topraksınız. Bir eski toprağa rastladık diyebiliriz değerli izleyenlerimiz. Hem Afyonkarahisar'ın tarihini biliyorsunuz. Evet. Hem Afyonkarahisar'ın eski zamanlarını biliyorsunuz. Hem de her şeyden önce eskiden Afyonkarahisar'ın şu anki kapınızın önündeki halini, bu konakların eski durumunu, turizmini ve yaşanmışlıklarını biliyorsunuz aslına bakarsanız. Peki bunlara rağmen, bu kadar bilginize ve kültürünüze rağmen Afyonkarahisar hakkında siz neler söylemek istersiniz? Gerçekten Afyon'umuz günden güne iyiye gidiyor. Turizm olarak olsun, tarihi yerlerimiz olsun. Daha güzel olacak mesela teleferik olarak turizm olsun, yabancılarımızın buraya gelmesi daha Afyon'umuz için uygun olacak. Yeni daha bir hareketlenmemiz oluyor. Yine de emeği geçen her şeye teşekkür ederim. Yani peki şimdi eskiden belediye meclis üyesiymişsiniz. Pek çok önemli işte imzanız da bulunmuştur mutlaka. Peki Afyonkarahisar'da siz bir eski toprak olarak nelerin olmasını isterdiniz? Ya da neyin olması daha güzel olur sizce? Örneğin mesela kalemizin etrafı, kalemiz güzelleşse güzel olur. Teleferiğimiz yine devam ediyor. Teleferik gibi şöyle daha değişik mesela. Konaklarımız, misafirhanelerimiz daha güzelse daha güzel olur. Vallahi efendim biz bu konağa da bayıldık. Her biri ayrı bir tarih kokuyor diyebiliriz. Her köşede ayrı bir tarih var. Ve her şeyden önce buraya gelenleri değerli izleyenlerimiz, belki sesini de duyuyorsunuzdur. Güzel türküler karşılıyor. O sıcak eski zamanların o güzel türküleriyle adeta nostalji yaşatıyor burası. Efendim peki burası hakkında, bu güzel sıcak ortam hakkında siz neler söylemek istersiniz? Burada en çok da oğlumun emeği geçti. Biraz meraklıdır oğlumun tarih şeylere. O Mahmud'umun eseridir. Çoğu yere mesela bunlar dışarıdan gelme, çevremizden, eşimizden, dostumdan, dedelerimizden ve nelerimizden kalan eşyalarımızı, gelen misafirlerimizi yaşadan diye böyle bir sergileme düşündük. Gerçekten her biri de çok güzel olmuş. Peki gelenlerin ilgisini çekiyor mu? Sizin böyle unutamadığınız bir anı oldu mu gelen misafirlerle? Tabii çok. Geçen bir beyefendi, ne hanımefendi geldi. Bu ninemin kullandığı, bu dedemin kullandığı. Çok hoşlarına gittiler. Mesela buradan kalkmak istemediler, ottular. Acele işlerine dair kalkmadılar. Bize de o gurur veriyor. Gelen yabancılar olsun, misafirlerimiz olsun. O şekilde yani. Yani o halde gelen misafirlerin ilgisini çekmeye de devam edecek, değil mi? Bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. Daha ileri zamanlarda inşallah daha tarihi şeylerimizde, eski şeyler. Bu mesela Kirman. Ninelerimizin bizim çorap ördükleri, Gazi Hoca olsun. Bunları zaman geldikçe gündeme getirmeye çalışacağız yani. Efendim gerçekten emeğinize sağlık diyelim. Son olarak buradan neler söylemek istersiniz değerli izleyicilerimize? Afyonumuzun değerlerini, konaklarını bilelim. Her zaman kapımız açıktır. Kahvemiz, çayımız, gelen misafirlerimiz de açıktır. Önemli olan gelen misafirlerimize memnun olmak. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizin ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Çekişler Ali Bey konağındaki bu güzel hoş sohbetimizin sonuna geldik. Hem Mahmut Bey'le hem de Ali Bey'le güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu güzel atmosferin nedenini, nereden topladıklarını sorduk. Kendileri de çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür ediyorum her birinize. Evet değerli izleyenlerimiz, Afyonkarahisar turumuz yine birazdan devam edecek. Şimdi de konaklarımıza gideceğiz. Bakalım o güzel konaklardaki bu konakları ziyaret eden vatandaşlarımız, Ulu Cami'yi ziyaret eden vatandaşlarımız bakalım neler söyleyecekler. Afyonkarahisar'ın tarihiyle ünlü olan konaklarının bulunduğu sokaklardayız şimdi de. Hemen yanımızda Ulu Cami var, bir diğer tarafımızda ise kale var. Şimdi bu güzel mekanda vatandaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Bakalım farklı illerden gelen vatandaşlar Afyonkarahisar için neler söyleyecekler? İzmir. İzmir'den geliyorsunuz, ne kadar güzel bir yer. Nasıl buldunuz peki Afyonkarahisar'ımızı? Süper. Beğendiniz? Çok. En çok neyini beğendiniz peki? En çok tarihi yerlerini beğendik. Nereleri gezdiniz şimdiye kadar? Bir burada Ulu Cami ve Mevlevihane. Evet. Şimdi Taşhan'a gideceğiz. En güzel yerleri belirlemişsiniz rota olarak. Evet. Peki başka yerlerde de gezecek misiniz, rotanızda yer alıyor mu? Buradan Konya'ya gideceğiz. Konya'ya ya. Gideceksiniz. Tatildesiniz anladığım kadarıyla. Biz hep tatildeyiz. Çok güzel. Efendim belli bir yaştan sonra da gezmek gerekir derler. O 35'e geçince geziyoruz. Çok güzel. Siz daha 19'sunuz, gezemezsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman şimdiden size iyi gezmeler çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Antalya. Antalya'dan geldiniz. Peki nasıl buldunuz burayı? Tarihi olarak güzel. Ulu Cami'yi gezdiniz sanırım. Neler hissettiniz peki? Güzel bir atmosferi var çok derler. Güzel. Maneviyat olarak da güzel. Yani şaşırtıcı bir şeysi var. Evet. Dokusu, yapısı. Ya güzel yani, Antalya'dan gelmemize rağmen güzel. İlk kez mi geldiniz? İlk kez. Nasıl buldunuz? Yani tekrar gelmek ister misiniz? Ya da gelmek isteyenlere önerir misiniz? Öneririz. Şey olarak, doğal olarak da güzel. Var mı peki Afyonkarahisar'da farklı rotaları da gezecek misiniz? Vallahi gezeceğiz bakalım. İlk defa geliyoruz, bakalım bir nasıl. Efendim o zaman şimdiden iyi gezmeler diliyoruz size. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet şimdi de Ayşe teyzemiz var yanımızda. Ayşe teyzeciğim nasılsın? Şükür elhamdülillah iyiyiz. Efendim siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir çok şey sağ olun. Sizi gördük daha iyi ben olduk sizi gerçekten. Görünce iyi olduk. Vallahi çok güzel şeyler satıyorsunuz. İnşallah, fasulye inşallah görüyorum, elma görüyorum bir de evet, değil mi? Köyümden gittim. Burada satıyorum. Nerelisiniz? Burası. Değirmen Ayvalı'yım. Evim de burada bak şura. 50 sene oldum buraya, gelin geldim bu mahalleye. Ne güzel ya. Sen o zaman Afyonkarahisar'ın gelinisin. Afyonkarahisarlıyım zaten. Değirmen Ayvalı kasabası. Şuracık ben Afyonluyum zaten. Buyur. Buyur Değirmen canım. Ayvalı'nın herhalde elması meşhur, fasulyesi meşhur. Elması da meşhur, fasulyesi de meşhur. Her şeysi, imracı, armudu, daha ne sayın, biberi, domates her şey meşhurdur yavrum, her şey. Peki turistlere gelelim. Sen turistler için neler söylemek istersin? Vatandaşlar buraya gelsin mi? Tabii gelsin canım. Tabii gelsin. Afyonumuzu
keşfetsinler, görsünler. Ne gelenlerle güzel. Gidenlerle sohbet ediyor musun? Etmemeyin, etmemeyin. Neler hep söylüyorlar sana? Nasılsın teyze? İyi mi diyorlar, üniversiteli kızlar. Seviyorlar beni. Geçen sene gelenler, bu sene yine geliyorlar. Çok güzel. Bir hoşaf pişiriyorsun onlara, veriyorsun, ikram ediyorsun. Akşam elma alan mendir verdiler, şantiyede çalışıyoruz dedi çocuklar. Patır patır bir geldiler arabadan indirdiler, hı, sağ olsunlar. Elmayı doldurdum güzelce, poşete verdim. Kuzum dedim, evde çay hazır dedim. Hı. Gelin bir de çay biçirmişler, içiren, ekmek yediren yavrularım dedim. Deyce Sagol, benim evim burası, her zaman bekledim. Senin de gönlün bol o halde ya, ne kadar güzel. Eşim yeni vefat etti yavrum, Allah onun ruhuna varsın. Çok seviyordum ama Allah, Allah bana rahmet komadı. Eylesin. Allah İnşallah. Rahmet eylesin. Amcamın İnşallah. Oğluydu, el değildi ama. Çok akraba seviyordun galiba. Seviliyormuş. Sevelek evlenmedik de seviyordum. İnsan sonuna alışıyor. Alışkanlık hale geliyor. Doğru, gerçekten. Allah sizlere de evli değilsen hayırlı insan çıkarsın. Amin. Evliysen de mutlu etsin Allah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı şey kazançlar değil. Diliyoruz. İnşallah. Çok sağ ol. Elmanda alın. Alın da bir yiyin. Çok yiyin. Sağ ol. Çok hadi. Teşekkür ederim. Efendim nereden geldiniz? Eskişehir'den. Oo, en güzel yerden gelmişsiniz aslına bakarsanız. Nasıl buldunuz Afyonkarahisar'ı? İyi, güzel. Nereleri gezeceksiniz peki? Var mı bir rota çizdiniz mi? Hayır, daha bir rota çizmedik. İşte şimdi bulunduğunuz peki mekanı nasıl buldunuz? Şimdi tam kale manzaralı bir yerde oturuyorsunuz. Manzaranızda kale. Nasıl? Evet, çok sevdik. Kaleyi çok sevdik ama bir çıkamadık yani. Çıkmayı düşünüyoruz. Efendim, kaleye çıkanlar 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da kalıyor diyorlar. Siz de kalmak ister misiniz Afyonkarahisar'da? Yok, şimdilik değil. Ama insanları çok iyi. Gerçekten insanları çok iyi. Hepsi çok güler yüzlü, hepsi çok iyi insanlar. Kaleye çıkmayı çok istedik aslında. Daha önceden de gelmiştik ama bir türlü nasip olmadı. Bu sene de yine nasip olmadı. Öyle, Eskişehir'den geliyoruz. Güzel, çok sevdik. İnsanları çok iyi. Ondan sonra gezecek yerleri daha tam bilmiyoruz şu an için. Bir kaleye geldik, bakalım. Öyle yeni rota oluşturulacak. Bakalım. Efendim, anladığım kadarıyla sürekli olarak gelip gidiyorsunuz Afyonkarahisar'a. Evet. Peki nasıl buluyorsunuz her geldiğiniz Afyonkarahisar'ı? Genelde termal otellere geliyoruz yazın. İyi, güzel. Her geldiğimizde aslında pek bir değişiklik olmuyor. Aynı. Önerir misiniz peki? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok iyi bir yer. Çok insanları, çok misafirperver, çok güler yüzlü, çok yardımcı oluyorlar. Güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Rica. Sen önerir misin Afyonkarahisar'a gelsinler mi vatandaşlarımız? Ha? Evet, güzel bir yer değil mi kızım? Hadi sana da iyi gezmeler, hoşça kal. Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Evet, şimdi de Ulu Cami'nin hemen yanında bu güzel çay sohbetine ortak olduk ve Nurten ablamızın yanına oturduk. Evet Nurten Hanım, sizi tanımak isteriz. Valla ben İstanbul'da yaşıyorum. Hı-hı. Buraya akrabam var, ona ziyarete geldim. Hı-hı. Gelmişken de gençlere dedim kaleye çıkın. Evet. Çıktılar. Peki nasıl buldunuz İstanbul'dan sonra şimdi Afyonkarahisar'a geldiniz. Afyonkarahisar'ı nasıl buldunuz? Neler şimdi söylemek istersiniz? Bana sorarsan benim için hayat derim ama şimdi gelinime sormak lazım. O daha yabancı. Evet. Onun fikrini almak lazım yani. Şimdi gençler kaleye çıktı mı Nurten Hanım? Çıktılar. Çıktılar. Şimdi şöyle bir rivayet var Afyonkarahisar'da. Kaleye çıkan 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da kalıyor diyorlar. Sizce Afyonkarahisar'da kalsınlar mı? Burası güzel bir yer mi? Neler söylemek istersiniz? Yani onu da bilemem. Onlar da kendi tercihleri. Zannetmiyorum kalacaklarını. Siz niye çıkmadınız peki? Benim astımım var. Rahatsızım yani. Ondan dolayı çıkmadım. Şimdi Ulu Cami'yi gezdiniz. Bu konakları gezdiniz. Nasıl buldunuz? Onlar güzel. Yani ben namaz kıldım mesela. Çok güzel. Cami tarihi. Evet. Yani herkesin gelmesi, görmesini isterim yani. Tam da onu söyleyecektim. Gelmek isteyenlere evet, önerir misiniz diyecektim. Tabii öneririm yani. Böyle hani tarihi camileri bulmak biraz zor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Öyle. O halde buradan kimlere selam göndermek istersiniz? Yani ne bileyim, gezmek gelmek isteyenlere herkese selam olsun, gelsin buyursunlar. Onlar da bu zevki tatsınlar yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdiden size iyi gezmeler diliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Efendim nereden geldiniz buraya? Fransa'dan geldik. Oo, Fransa'dan geldiniz. Nasıl buldunuz peki Afyonkarahisar'ı? Afyon'u aslında Fransa'da çok arkadaşlarımız var gene Afyonlu. Onlar dediler mutlaka gene gidin, görün, gezin, evet, yemeklerimizin tadına falan bakın. Hı-hı. O yüzden buradayız. Gelmişken bir de kaleyi görmek istedik. O yüzden evet, buraları geziyoruz. Peki nasıl buldunuz kaleyi, konaklarımızı, bu güzel atmosferi olan sokağımızı? Yeni geldik. İlk olarak ne diyebiliriz? Sıcaklık
çok iyi. Antalya'dan geliyoruz. 44-45 dereceydi. Burası 32 olduğu için çok çok iyi. Nefes alabiliyoruz en azından. Gördüğümüz her şey güzel geliyor. Bakacağız. Gezeceğiz. Aslen nerelisiniz peki? Çanakkale'li. Çanakkale'li. Ve oradaki Afyonkarahisarlı arkadaşlarınızdan tavsiye olarak geldiniz. Evet, Fransa'da çok arkadaşlarımız var. Hı-hı. Çoğu da Afyonlu. Mutlaka gidin görün dediler. Biz de Antalya'dan çıktık. Isparta'ya uğradık. Güleç reçelimizi aldık. Evet. Oradan da 1-2 saatle buradayız. Buradan da Eskişehir'e geçeceğiz. O, rota belirlenmiş. Siz de tek tek güzel yerleri geziyorsunuz o halde. Evet, ondan önce Kaş. Daha öncesi neredeydik? Marmaris'te. Daha öncesi güzel. Bir de İzmir'de kaldık. Toplam bir 8 günlük gezimiz var. Aslında biz birkaç sefer gittik geldik. Her geldiğimizde değişik yerler görüyoruz. Evet. Dedik ki çocuklarımız da görsün. Onlar sadece Fransız kültürü değil de Türk kültürünü de yakalasınlar. Çok güzel. Yollardayız yani. Çok güzel efendim. Şimdiden iyi gezmeler diliyoruz. Afyonkarahisar'a tekrar bekliyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim nereden geldiniz? Afyonluyuz biz. Afyonkarahisarlı. Evet. Bir memleketli mi buldum diyebilirim o halde. Efendim peki buralar hakkında, bu güzel atmosfer hakkında gelenlere neler söylemek istersiniz peki? Bayağı da gelen var, farklı ülkelerden olsun, farklı illerden de gelen var. Neler söylemek istersiniz? Buralar Afyon'un en tarihi yerleri, turistik. Ulu Cami, Selçuklulardan kalma tarihi Afyon'un en eski camisi. Afyon Kalesi. Karahisar ismi de oradan geliyor zaten. Burayı da gelen ziyaretçiler genelde görmek istiyorlar. Biz de arkadaşlarımızı getirdik. Onları bekliyoruz şimdi. Onlar çıkacaklar. Evet. Biz daha önce çıktığımız için sıcak havada onları beklemeyi tercih ettik. Misafirleriniz nereden geliyor? Misafirlerimiz İstanbul'dan geldiler. Onları nasıl buldular peki? Neler söylüyorlar size? Seviyorlar Afyon'u. Yani özellikle bu bölge tarihi konakları, efendime söyleyeyim işte tarihi tesisleri. O zaman bir daha gelirler. Sizin gibi bir rehber de bulduklarına göre bence mutlaka devamlı olarak geleceklerdir. Tabii gelen arkadaşlarımıza biz de şey yapacağız, göstereceğiz Afyon'umuzun güzel yerlerini. Bu şekilde. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun, hoşça kalın. Seni tanıyabilir miyim? Evet. Adın ne? Süleyman Şah. Süleyman Şah, ne güzel bir ismin varmış senin böyle. Çok da kıymetli bir isim. Peki Süleyman'cığım, sen nereden geldin buraya? Afyonluydum. Evet. Buraya taşındım. O zaman yine buradasın aslında. Burada yaşıyorsun. Hı-hı. Peki burada yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel. Nereleri geziyorsun burada? Kaleye bazen çıkıyorum. Evet. Ondan sonra kendi başıma şöyle falan dolanıyorum bu mahalleleri. Evet. Bir de köpekleri seviyorum. Evet, değil mi? Köpekler, kediler. Burada gerçekten rahatlıkla konak, bir çocuk gezebilir, konak, oynayabilir. Konakta çalışıyorum. Oo, sen çalışıyorsun bir de. Ne güzel, küçük yaşta ekmeğini kazanmaya başlamışsın Süleyman. Çok güzel bir şey bu. Bugün 25. Kaça gidiyorsun sen? 8'e gidiyorum. Maşallah. Ama 8'e 2'ye gideceğim. 2'ye gidiyorsun. Bir anda 8 deyince diyecektim sen küçük kalmışsın diyecek. 8 yaşındasın o zaman. 2'ye gidiyorsun. Değil mi? Tamam Süleyman'cığım, sana başarılar diliyorum. Burada bu güzel atmosferde de güzel bir çocukluk geçirmeni diliyorum. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay eder misin buradan izleyenlere? Bay bay. Bay bay.